Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Ramazan ayına girdik. Şimdiden hepinizin iftarlarının, sahurlarının kabul olması, en iyi dileklerinizin, niyetlerinizin bu ay gerçekleşmesini isterim. Gönülden isterim yalnız. Bugün Honor of Nations oynayacağız. Birçoğunuzun istediği türde bir mobil oyun. Ne demek istediğimi az çok videoyu izledikten sonra anlayacaksınız ve oyunu çok güzel yapmışlar aga. Gerçekten Türkler bu mobil oyun işini bence beceriyor. Açıklamalar kısmına Google Play Store, Apple App Store ve Huawei için APK linkini yerleştirdim. Yorumlara da sabitledim. 15 Mart'ta oyunun yeni sunucusu açılacak. Tüm bu önemli bilgileri verdikten sonra gelin bir oyunu hep beraber deneyimleyelim. İlk sınıfımız Cengaver dostlar. Cengaveri savaşçı olarak düşünebilirsiniz. Bazılarınız Warrior olarak da seslenebilir bu sınıfa. İkinci sınıfımız Haydut. Gördüğünüz gibi elinde iki tane bıçak tutuyor. Birçoğunuz bu sınıfı Asas olarak biliyor dostlar ve Büyücü sınıfı. Büyücü sınıfı olmazsa olmaz zaten. Alan hasarlarıyla PK'ların, PV'lerin, boss savaşların vazgeçilmezdir her zaman. Benim bugün acayip bir şekilde büyücü oynayasım var. O yüzden büyücü açacağım. Hemen şöyle bir ismimi yazayım. Serdar Agalar. Bu pazar ortamını kimler özledi? Abi özleyenler bir beğen butonuna bence yüklensin. Yani şu pazar ortamını özlemeyen yoktur ya. Bu pazar dönem dönem çok fazla artıyor dostlar. Ve oyunu sorunsuz yapmışlar ya. Gerçekten şöyle bakın, ilerliyorum. Ne bir kasma, ne bir donma. Ve cihazınızın eğer ekran yenileme hızı 120 Hz ise 120 FPS desteği var. Daha fazlasını da verebiliyor oyun dostlar. Benim baya hoşuma gitti ya. Gerçekten baya hoşuma gitti. Stat int. Int verelim biraz. Büyük gücümüzü arttıralım intle. Ne kadar stat puanımız varmış? 53 stat puanımız varmış. Birazcık da MP'ye verelim abi. Biliyorsunuz ki bu tarz oyunlarda MMORPG'lerde stat puanı çok önemlidir agalar. Bak 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 bak. Büyüyünce ben de şöyle olacağım ha. Nasıl parlıyor ama her tarafı. Ulan yemin ediyorum ya, şöyle oyunların mobile gelmesi var ya, mükemmel. Gerçekten mükemmel. Ve bu oyunda PK'lar falan çok iyi dönüyor dostlar. Gerçekten mükemmel savaşlar yapıyorlar. Bak bak, sizi pazarın daha büyüğüne getirdim dostlar. Oyuna başlayınca sizi yukarıda doğuruyor, tamam mı? Ama böyle girdiğiniz zaman burada daha canlı pazar. Şu pazarları görebiliyor musunuz? Merak etmeyin. Yani oyunun tarzı birazcık tabii ki old school durabilir ama tüm yenilikçi sistemler oyuna eklenmiş. AFK pazar sisteminden tutun, alışık olduğunuz o nostaljik deneyimi de yaşayabileceğiniz birçok seçenek mevcut dostlar. Hemen şu görevimizi bir alalım yavaştan. İksir görevi. İksir görevi için burada uğraştırıyor bizi. Ne keseceğiz bilin bakalım. Worm, yani kurt keseceğiz. Görevi otomatik götürüyor neyse ki. Böyle ilk başlarda ufak tefek görevleri yaparak tabii ki gelişebilirsiniz birkaç tane yeteneğinizi açtıktan sonra. Ama burada diğer oyuncularla konuşmanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü tecrübeli kişiler sizi çok daha iyi yönlendirebilirler bu oyunda. Ben şöyle hemen şuna bir büyümü sallayayım. Nice. Şu el hareketini hatırlayanlar abi. Ticaret seri dönüyor yalnız ha. Gerçekten ticaret seri dönüyor. Oğlum bunlardan daha var ya, 25 tane keseceğiz. Şu sandıkları da toplayalım da işe yarar bir şey çıkar mutlaka bunlardan. Ya ilk başlarda tabii ki bu görevler can sıkıcı olabiliyor. Bak şu büyücü var ya şuradaki, Lilith. O da benim solucanları farmlıyor. Biz burada görev yapacağız diye uğraşıyoruz. Tabii o da doğal olaraktan görev yapacağım diye uğraşıyor. Ben hemen hızlıca şu görevi yapayım da sizi bekletmeyeyim. Ve görevimizi tamamladık abi. Hemen tavuna geçelim. Şu görevi vermeye geldik. Görev ustası onbaşı kardeşim. Biz görevimizi yaptık. Hani hakkaniyetli ol, ödülümüzü ver. Tamamdır. Paketi açtık. Ulan ne güzel iksirler verdi öyle. Ne diyor? Command otomatik saldırı iksiriymiş. Otomatik saldırı iksiri 20 tane daha. Can iksiri işimize yarar. Mana iksiri ve deneyim parşömeni. Deneyim puanınızı arttırmak için bu eşyayı kullanabilir. Güzel. Bak farm yapacağınız zaman dostlar böyle gidip seri otoya bırakıp, yani bu parşömeni basın, seri seri seviye atlayabilirsiniz. Şuna bir yakınlaşabiliyor muyuz ya? Oğlum adam çok güzel ya. Pelerinini yapmış. Oku parlıyor. Bu oyunda okçuya ayrı bir sempatik bakıyorum ben ya nedense. Okçular ayrı bir hoşuma gidiyor. Bak var ya, bunlar ne farm döndürüyordur. Bak şunlar bir şeyler konuşuyorlar ama Nideli, Tosun Paşa, see you. Helal. Abi tüm Bloodworm'ları öldürmüş ya. Tüm hepsini öldürmüş ya. Kardeşim bir sal, bir görev yapmaya çalışıyoruz ya. Şu menüyü de göstereyim size, bakın burada canlı desteği de görebilirsiniz. İsimleri gizle, fotoğraf modu, öğretici içerikler, güncelleme notları, premium market, hani tüm bu seçenekleri çok hızlı bir şekilde arayüzden ulaşabiliyorsunuz. Bu arada bir tane daha Bloodworm kesseydim o görevim bitecekmiş ama ben tabii ki ne yaptım? Yapmadım. Neden yapmadım? Bilmiyorum. Boss kardeşim bir salar mısın? Yani şurada bak görev yapacağız, sal. Bunu giyebiliyor muyum? Büyücü eşyası, defans gücü. Tamam ben büyücüyüm abi. Ya yeni pantolonum oldu lan, çok iyi. Abi neden peki Rattus kuyruğu çıkmıyor? Onu galiba farklı bir bölgeden toplayacağız ya da bu Rattusların kuyruğu verimsiz abi. Bir salmıyorlar ki şöyle bir, yani görevin tamamını yapalım abi sürekli. Bak parti içi sesli konuşabilmek gerçekten güzel.
Bu özelliği getirmeleri mükemmel çünkü ben şu an mesela tabletten oynuyorum. Tabletten yazması gerçekten çok zor. En azından biliyorsunuz bu oyunda komutlar da çok önemli. Özellikle PK'larda. Böyle direkt üçüncü taraf bir uygulamaya gerek duymadan oyun içi konuşmak çok değerli hale geliyor. Aha bir tane buldum lan sonunda Rattus kuyruğu. Kanka sen mahvediyorsun ama her tarafı alıyorsun ya. Hadi abi 4 tane kaldı. Burada bari tamamlayalım şunu. Çık abi. Çıkmadı. Çık abi. Çıkmadı. Gözünün yağını yiyeyim çık ya. Hah bir tane bulduk. Hadi lan üçüncüyü de verirsin sen. Vermedi. Aha bir tane daha verdi lan. Kaldı 2 tane daha. Ama çok zor çıkıyor ya. Şöyle birazcık daha HUD'u küçülttüm dostlar. Mesela bu gibi şeyleri de yapabiliyorsunuz. Elimi daha rahat hani göreyim kontrol edeyim diye. Ve ekran da açıldı yani güzel oldu. Oha son bir tane kaldı. Hadi ver. Sonunda be tüm görevlerimi tamamladım dostlar. Şimdi gidip tecrübe puanına boğacağım kendimi. Kardeş sen neredesin ya? Vallahi billahi mahvolduk ya. 3 tane görev verdin içimizden geçtin ya. Hemen bunu tamamla. Çok güzel tecrübemizi aldık. Dur sonra alırız onu ayarlarız. Diğer görevimiz neydi? Burada bir şeyler seçeceğiz. Dex yüzüğü, STR yüzüğü, HP yüzüğü, MP yüzüğü ver bize sen. Tamamdır MP yüzüğümüzü de aldık. Buradan da 2 tane yüzük takabiliyoruz. Bir MP yüzüğü daha aldık. Şimdi burada baya bir görevimiz geldi. Hemen şu yüzüklerimizi bir takalım da abi. Ah bak kimi gördüm burada. Şehir boşken. Harşomen tüccarı Medum ve Anvil. Evet. Milletin canını yakan yer burası dostlar. Canını yakan yer burası. Burada da ne yapıyorsunuz? Eşya satın alıyorsunuz. Bu parşömenleri bilen iyi bilir. Bak şu adam şu an can çekişiyor orada. Can. Şu sandığımızı da açalım bakalım abi. Aç neler vereceksin? Otomatik kutu toplama. 30 gün boyunca tertemiz. Burada bir tane hızlandırma parşömeni verdi. Bu çok işimize yarayacak. Hareket hızımızı arttırıyor. Bu neymiş? Defans parşömeni. Yani kasılmamız için her şey yapmışlar ya. Mükemmel. Oo artı 2 de bilgin asamız var. Nice. Yeni asamızı takalım hemen. Çok güzel. Şimdi daha fazla şey yapmaya gerek yok. Şurada depo var emanetçi. Aa klan oluşturma da buradaymış. Nice. Emanetçi Togor. Abi neler koymuş bu? STR 100 bin altına. Artı 1 100 bin altın. Lan bizde 100 bin altın falan ne arasın abi? Biz görev yaparız anca. Görevleri yaptık ya. Şöyle bir etrafı gezelim istiyorum ya. Pazarda neler var abi? Piyasada neler? Item fiyatları nasıl? Bir insanlar bir görsün. Girelim burada birkaç item gördüm. Kuyruk yıldızı artı 8. Pazarda göster. Kaça koymuş bunu? Of 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 of. Güzel güzel koymuş ama nadir bir item yani. Kuyruklu yıldız yayı. Tertemiz. Burada bir artı 8 cengaver ebedi miğferi var. 525 milyon. Çok değil ya. Ya abi çok değil öyle düşünmeyin kardeşim. Çok değil yani. Ekonomi kötü. Ekonomi kötü olmasa şurada sağlam bir ay ışığı asası görüyorum artı 7. Baba bakacağım buna. Güzel. Burada... Tırpan, kin tırpan artı 9 basmış be. Ama pahalıya satıyorsun sanki ya. Bu tırpan da çok popüler olduğundan mı bu kadar pahalı anlamış değilim ya. Tabii bir oyunu adam akıllı oynamak lazım. Uğursuz asa değerli. Bak o adam kadar adamın koyduğu tırpan kadar etmiyor ama. Pazar fiyatları da böyle. Dostlar bugün Honor of Nations'a bir ilk bakış atmak istedim. Böyle bir oyundan haberiniz var mı yok mu bilmiyorum ama Türk yapımı gördüğünüz gibi de oyuncu dolu. Gerçekten kullanıcı arayüzünden tutun oyunun performansına kadar her şeyi mükemmel tasarlamışlar. Ramazan'da takılmalık veya Ramazan'dan sonra oynamalık ne bileyim abi her gün 7-24 takılacak bir mobile MMORPG arıyorsanız bence Honor of Nations'ı açıklamalara ve yorumlara bıraktığım indirme linkinden tıklayıp indirebilirsiniz. 15 Mart tarihinde yeni sunucu açılacak dostlar oyunda kaçırmamanızı tavsiye ederim. Artık 15 Mart geçtiyse bile ben 16 Mart'ta 17 Mart'ta falan yayınlamış olurum. Belki de videoyu tam emin değilim dostlar. Ama siz hemen girin oynayın. Eminim çok iyi dostluklar kuracaksınız. Hep benden bu tarz bir oyun istiyordunuz. Alın size yani mükemmel bir oyun. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.